Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayız. Bugün 93 model Doğan aracımızın kışlık bakımı olan antifrizi değiştireceğiz. Biz daha önce antifrizi aslında değiştirmiştik. Shell'in mavi antifrizini koyduk. Ama daha sonra üst kapak contası falan tekrardan o işlemler yapılınca zannedersem antifrizin özelliği gitti. Çünkü 5 derece çıkıyor antifriz her iki taraftan da. Şimdi Opar'ın kendi fiyat için, yani Tofaşlar'ın kullandığı Opar'ın mavi antifrizi, 3 litrelik antifrizini kullanacağız. Bunun üstüne saf sularımız var arkadaşlar, yarım litrelik. 4 tane de saf su aldık. Antifrizimizi doldurup daha sonra üstüne saf suyumuzu ekleyeceğiz. Hemen saf sularımızı da göstereyim. Şu şekilde küçük küçük sularımız arkadaşlar. 4 tane aldık bunlar. Bunlardan zannedersem yarım litre ya da 250-300 milimlik bir şişeler. Önce radyatör kapağımızı açacağız. Motorumuz biraz sıcaktı. Soğumasını bekledik. Daha sonra arkadaşlar hemen şu alt tarafta orada bir tıpamız var. Vana. Onu açacağız. Oradan radyatörün içindeki su boşalacak arkadaşlar. Bu şekilde evet, su gelmeye başladı. Şöyle suyun çıktığı yeri görebiliyorsunuzdur. Buradan suyumuz boşalsın arkadaşlar. Daha sonra bir tekrardan normal çeşme suyumuz var orada. Çeşme suyuyla bir devir daim yaptıracağız. İçini bir temizleyeceğiz. Yani suyu dökeceğiz, çalıştıracağız. Bir devir daim yapacak. İçindeki pasikiri alacak. Ondan sonra antifrizimizi ve suyumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suyumuzu döktük. Araç bir süre çalıştı. Bir 5-10 dakika kadar. Şimdi biraz soğuduktan sonra tekrardan o aşağıdaki tufayı söküp suyu boşaltıyoruz arkadaşlar. Evet, suyun çıkışını görüyorsunuz. Biraz temizlendi bu şekilde. En son su boşaldıktan sonra şu radyatörün kapağının kısmından üfleyip içindeki kalan suyu da aldıktan sonra saf suyumuz ve antifrizimizi dökebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, antifrizimizi dökeceğiz. Radyatöre. Temizliğimizi yaptık. Ben yavaş yavaş tıpayı açtıktan sonra aşağıdan kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa döktüğünüz antifriz aşağıya oradan tekrar akar. Şekilde daha yaklaşık 1,5 litreye yakın antifrizimiz var. Yarısını dökmüşüz. Yarım litrenin az üstünde kaldı arkadaşlar. Biraz daha dökeceğim. Daha sonra üstüne, evet, yarım litrenin az üstünde antifriz kaldı şu anda şişede. Daha sonra bu saf sularımızı üstüne ekleyeyim. Biraz karışsın. Yine eksiklik olursa o zaman antifriz dökeriz yine. Bu şekilde 2 ya da 3 tane saf su dökelim. Kalan antifrizimizi de dökelim arkadaşlar. Muhtemelen hepsini alacak gibi.
bir tane saf suyumuzu şu antifriz şişemizin içine döküp bunun içinde çalkaladıktan sonra tekrardan radyatöre dökelim arkadaşlar. Çünkü içindeki kalan artıkları da tamamen temizleyelim. Evet arkadaşlar, bayağı doldu. Şuradan da gözüküyor zaten suyumuz. 3 litre antifriz artı yanına 4 tane de şöyle küçük saf suyla radyatörü doldurabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, antifrizimizi koyduk, tamamladık yani. 3 litre antifriz, bir de o görmüş olduğunuz 4 tane küçük saf suyumuzu koyduk. Şu şekilde içini gözüküyor normalde ama biraz aşağıda kaldığı için göremiyoruz. Ama baktığımız zaman burada kamerada belli olmuyor sanırım ama baktığımızda yukarıdan gözüküyor. Aracı çalıştırıp daha sonra bu radyatörden çıkan şu hortumları şu şekilde sıkarak aradaki boşlukları da alırsanız daha iyi olur. Eksik geldiğini düşünürseniz üstüne tekrardan ilave yapabilirsiniz. Antifriz koymanızda fayda var. Yani su çok aşırı su olmasın. Minimum yani %50'ye %50 bir karışım olması gerekiyor. -18 derecelerde. Tabii o aldığınız antifrize göre değişiyor. Onun arkasında karışım oranı yazıyor arkadaşlar. Ona göre karışım yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.